Osman hadi gel çayı soy de. Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Osman'ım, pehlivanım, bu sabah çok neşelisin maşallah. Ağzın kulaklarına varır, 32 diş birden sırtlarsın, ne oldu? Gerçekten babacığım, sabah sabah neye borçluyuz bu neşeyi acaba? Ben neşelenmeyeceğim de kim neşelenecek? Bugün Osman Aga'nın evinin düşman işgalinden kurtuluş günüdür. Düşman işgalinden kurtuluş günü mü? O ne be? Evimizi işgal eden müttefik düşman kuvvetlerinin evimizi terk ettiği gündür bugün. Sabaha kadar bile fosura fosura uyudum yani. Bak dikkat edin ha. Eğer ki onlara bu evin altında yatır olmadığını söylerseniz ikinizi de bile dilik dilik baltayla doğrarım, üçüncü sayfalara manşet oluruz ha, ona göre. He, korkmayasın sen Osman'ım, hediyeler artık buraya hiç dönmezler. Zaten bugün ev bakmaya gidecekler de. Ah ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yalnız Osman'ım sana söylemem gereken bir şey var. Bugünlerde mahallede bir dedikodu dolaşır evlerle ilgili. Nasıl bir dedikoduymuş dedikoducu Safiye, söyle bakalım. Galiba belediye bizim evlerin tapusunu vermeyecekmiş babacığım. Niçin? Çünkü çok zengin bir kızan buradaki bütün evlerin tapusunu almış, hepsinin sahibi olmuş. Ya Osman'ım, bu ev de elimizden giderse biz ne yaparız ha? Bırak be Safiye, bunlar şehir efsanesidir, komplo teorisidir be kızım ya. Yok öyle bir şey, nereden çıkarırsınız bile şeyleri ya? Neyse, ben gideyim de durakta bir sorayım bakayım. Nuri kardeşlik bunların hepsini bilir bunların. Hadi. Ya Osman'ım bir kahvaltı etseydin. İnsan da iştahını bıraktım ya Safiye. Ben ne yaptım ya? Hayrola İlyas? Gene mi bu külüstür hastalandı be, ameliyat mı edersin onu? Sorma Osman Aga ya. Galiba benim kamyon gene şanzımanı dağıttı. Sen eski şoförsün. Bir baksana şunun şanzımanına. Ben Avrupa'da sanat mektebi bitirdim, biliyor musun? Bunların operatör doktoruyum. Şimdi ben bunu ameliyat edeceğim, bak göreceğiz. Git bakalım beni alta. Aşkların en güzeli, bil bakalım ben kimim? O bayağına sen nereden çıktın ya? Şey dedim ben sabah bir gideyim de Dilek aşkımı okula bırakayım diye, iyi demiş miyim? İyi de o bayağınacığım, sana 50 kere söyledim şu kapının önüne gelme diye. Ya Allah korusun babam falan görecek, sonra faali malum bir cinayete kurban gideceksin valla. Aman be aşkım, Osman baba nereden bilecek benim buraya geldiğimi? O şimdi duraktadır, hem de ben ondan korkmuyorum ki, o benden korksun. Vay be, bak sen. Hadi madem. Ay! Bırak kara kızan. Ben sana kızımla görüşmeyeceksin demedim mi? Hadi benden korkmazsın. Bu sopadan da mı korkmazsın? Abi Osman baba. Bana baba deme. Bana baba deme. Üzüleceğim seni. Üzüleceğim seni. Üzüleceğim. Ya babacığım ne yapıyorsun? Kız saçaklı. Senin yüzünden adam öldürmeye tam teşebbüsten hapse gireceğim. Yürü hadi yürü. Yürü. Yürü derim sana. Yürü. Allah'tan polisler geldi, serseleri polise teslim ettik Nuri amca. Helal sana be Leyla. Kendine delikanlıyım diyen nicesini çakmak cebinden çıkarırsın icabında. He Leyla ablacığım, sen bu alemin en delikanlı kızısın yani, ablasısın. Sağ olun. Sen bunların gazına gelme kızım. Bıçaktan uzak dur. Nuri baba haklı Leyla. Polise her zaman güveneceksin. Yahu senin başına bir şey gelirse ben ne yaparım evladım? Sen bana Ramazan abinin emanetisin ya. Nuri amca merak etme. Ben hiç kendimi tehlikeye atar mıyım? Efendim Hediye Hanım. Ha öyle mi? Peki hemen geliyorum. Nuri abim, Hediye Hanım telefon etti. Kiralık bir ev varmış da bakmamız gerekiyor. İzin olursa gidebilir miyim? İzin senin canım, buyurun. Saygılar abi. Dur ama bacım. Hani sen eve bakmaya gidiyorsun ya, o evde Narine Pende kalacağız. O yüzden Pende gelebilir miyim? Belki beğenmeyebilirim ha o evi. Saygısız tosma. Nuri abimin yanında benden mi izin alıyorsun? Duymamış olayım ha. Tamam.
haklısın abicim. Nur babacığım, acaba ben de ev bakmaya gidebilir miyim? Tabii oğlum, tabii. Git bak eve. Ne de olsa iş güveyisi olarak sen oturacaksın o evde. Sen öyle her evde oturacak insan mısın? Sağ ol babacığım. Buyurun. Yürü, yürü. Buyur Duran abi, sen geç, sen ağır vasıta sayılırsın. Dur Sinan, sen söylemeden ben söyleyeyim canım. Kaynananla kavga ettin ve kaynanan seni evden kovdu. Nereden bildin baba ya? Daha kötüsü kovsa yine iyi. Loto oynamıştım, bu akşam çekilecekti, lotoya da el koydu ya. Hayrola Osman abi, sen de böyle mutsuz gözüküyorsun. Sorma be kardeşlik, sorma. Mahallede bir söylenti dolaşır, ona çok canım sıkıyor. Ne söylentisi dolaşırmış Osman aga? Senin yarım akıllı olduğunu söylerlermiş? Kaliten geçme be! Sana şimdi bir şemalyalı atarım, beyninin yarısı kopar, yapışır duvara, yarı beyinli kalırsın ha! Dur ya, ne kızıyorsun Osman aga? Şaka yaptım ya. Sakin ol Osman aga. Ha. Otur Osman şuraya ya, Allah Allah! Karagöz Hacıvat gibi birbirinize girmeyin ya! Allah Allah! Osman neymiş o mahallede dolaşan söylenti? Şöyle söylerler kardeşlik, belediye bizim evlerin tapusunu vermeyecekmiş. Hayda. Aydası bu işte hocam. Güya bir büyük müteahhit bizim tapuların hepsini toplayacakmış bile, bizim evleri de yıkacakmış, oraya büyük bir alışveriş merkezi kuracakmış ya. Sen her şeyi bilirsin kardeşlik be. Bana anlatsana, ne yapacağım ben şimdi? Büyük sözü dinlemiyorsunuz ki. Sen zamanında o evi almaya karar verdiğin zaman ben söylemedim mi sana, ne dedim? Ne dedim? Buyurun işte, dinlemeye ki bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Şimdi söyle bakalım. Ya ben sana tapusuz ev alma, başına bela açılır demedim mi oğlum? Dedin kardeş, çok haklısın vallahi. Ben tapusuz ev alarak büyük bir salaklık ettim. Birisi benim bu meseleyi bir çözse vallahi bile kulu kölesi olurum ha. Bakarsın bu işte tatlıya bağlanır inşallah. Ya merak etme Osman abi. Gün doğmadan neler doğar. İnşallah. Ana, bu bizim cuma değil mi? Dur şunu bir ezmeye çalışayım da eğleneyim biraz. Gel lan buraya. Ulan cuma, ne kaçıyorsun lan? Bıraksaydın da esseydim. 72 milletten adam ezdim, bir tek Nijeryalı ezmemiştim. Bakalım nasıl oluyormuş, öğrenirdim. Ya Sinan abi, zaten başım acıyor, ben seninle uğraşmayayım ya. Başın niye acıyor? Başına kurban oldum, niye acıyor başın? Osman aga başım kırdı. Ana, niye? Niye mi? Hobisiymiş, boş vakit bulunca aile dostu toplayıp başlarına kırıyormuş. Tabii ki dilekle yakaladığı için kırdı başıma. Bana ne bağırıyorsun lan? Agresif zebra. Git Osman agaya celallen, bana ne şey yapıyorsun yani? Tamam Sinan abi ya, affedersin. Yani Osman aga o kadar acı çektirdi ki Leyla ile Mecnun'un bu kadar çekmemişti. Abartma be Cuma, abartma, abartma tozu Cuma. Vallahi abartmıyorum Sinan abi. Şöyle bir düşün, Leyla'nın Osman Aga gibi babası olsaydı Mecnun bir dakika bile durmazdı. Ama bak, yıllardır ben dayak yiyorum, sopa yiyorum ama hala dilek aşkımı bırakmadım. Bak Cuma, çok önemli bir Türk atasözü vardır. Der ki, sabreden derviş muradına ermiş. Sen de sabredeceksin, dileğine erişeceksin. Ne zaman? Osman Aga öldüğünde. Ya Sinan abi, sen beni dilekle evlendir, ne istersen yaparım. Ya Cuma, ben hangi birinize yetişeyim kardeşim? Sen diyorsun ki dilekle evlendir. Osman aga diyor ki evimin tapusunu kurtar. Tamam, ben ulu yüce bir insanım ama Süpermen değilim. Hepinize yetişemem. Bir dakika lan. Ne oldu Sinan abi? Ben seni dilekle evlendirmenin yolunu buldum Cuma. Nasıl yapacaksın onu? Yaparım ama 2000 liranı da kaparım. 2000? Tamam Sinan abi, 2000 senin köpeğin olsun. Gel lan arabada anlatayım sana şimdi bak. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Hayırlısıyla evinizi yıkacağız ablacığım. Ne? Evimizi mi yıkacaksınız? Bana baksana sen ne dediğinin farkında mısın? Evi yıkmanın neresi hayırlıymış? Manyadınız mı siz? Ya nasıl evimizi yıkarsınız? Delirdiniz mi siz Allah aşkına? Ama biz keyfimizden yıkmıyoruz ki. Buraların tapusunu sürekli çalıştığımız firma almış. Onlar yıktırıyorlar. Eyvahlar olsun! Gitti gül gibi evim! Ah kardeş, bunu bize niye yaparlar? Biz kimsenin etisine sütüsüne karışmayan Avrupalı bir aileyiz. Bize ne isterler? Sizinle bir alıp vermedikleri yok ablacığım. Alışveriş merkezi yaptıracaklar buraya. Ay!
Kız koş koş, telefonu getir çabuk, babana haber verelim. Çabuk ol, çabuk 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 çabuk. Telefon. Safiye. Söyle bakalım, ömür türküsü Safiye. Ne oldu gene? Osman'ım yetiş yiğidim, evi yıkarlar, koş çabuk. Hangi bedbaht dedim evimi yıkacakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi yıkar aşarım. Şimdi hemen eve koşarım. Hayda, ne oluyor ya? Ya Osman'ın muhabbetin sırası değil. Bak kocaman dozer getirmişler, evimiz gitmek üzere. Yetiş derim, yetiş çabuk ol. Ha iyi o zaman. Sen şimdi benim baltanı çıkar, imama da telefon et gelsin. Bir de ocağın üstüne su koy Safiye. Suyu mu? Ne suyu Osman'ım? İmam Erif'i yıkayacak ya, onun için. Nuri kardeştir, ben şimdi hemen eve gidip bir cinayet işleyeyim, hemen geri geleyim. Ha, hadi eyvallah. Osman dur, ben de geliyorum seninle. Yok yok, ben gideyim. Dur Osman, ben de geliyorum. Dur Osman Aga, dur Duran abi, dur Nuri baba. Ben Osman Aga ile beraber giderim, onun deli bir şey yapmasına mani olurum, yolda da gazını alırım. Kim benim gazımı alacakmış, bakarım. Hadi bakalım gidelim.